Herkese merhaba. Bugün konumuz Philips M305 arkadaşlar. Kablosuz bir mouse. Hemen kutu içindeki bir özelliklere bakalım. Daha sonra ürünü incelemeye geçelim. 4 butonlu 2,4 GHz'lik bir wireless alıcısı var. Optik sensörü varmış. Ergonomik dizayn, yani şöyle biraz ince bir dizaynı var. Kullanımdan kullanmak için kişiye değişir. Göreceğiz. Şu arkada Türkçe bir açıklama gözümüz arıyor. Aha, Türkçe açıklamayı bulduk. Hemen okuyayım. Teknik özellikler: bağlantı kablosu farı, düğme sayısı 4, düğme ömrü 3.000.000 tıklama, çözünürlük 800.000, 1200, 1600 dpi arasında gidip geliyor arkadaşlar. Anma gerilimi akımı, yani çalışma akımı diyelim arkadaşlar. DC 1.5 W, yani bir tane pille çalışır 15 mA ile. Zaten Çin malı olduğu burada belirtilmiş. Model numarasını tekrardan bakacak olursak burada da bir model numarası yazıyor. SPK 7305 çift sıfır arkadaşlar. Ürün fiyatı arkadaşlar, böyle esnaftan aldım, çarşıda gibi esnaftan alındı. 200 liralık bir ürün etiketine sahip. İçinden garanti kağıtları falan filan çıkıyor. İçinin arkalığın bir tane pil çıkıyor. Markasını çözemediğim bir pil çıkıyor. Büyük ihtimalle şarj edilmez mi, edilir mi bilmiyorum. Önce şu plastiğini bir sökelim de ondan sonra okumaya çalışalım. Arkadaşlar, içinden çıkan pil şarj edilmeyen pil. Zaten şurada küçük bir uyarısı var. Okuyabilene aşk olsun. Şurada da bir uyarısı var. Takmayın diyor şarja. Yani normalde diğer pillerde şu artı eksi bölümünde pilin doluluk oranı filan yazar. Bir tane markada o var da bu şarj edilmiyor. Ürünün dizayn kısmı şöyle, şu arkasını kavisli yapmışlar. Wireless mouse SPK 7305 arkadaşlar. Kapak buradan açılıyor arkadaşlar. Şey, geri çektiğimizde bu kapak geliyor. Pilini buraya takılıyormuş. O yüzden böyle bir bant var. Şu bandı atabiliriz. Bu arada da farın iç aksamını hemen görebiliyoruz. Sağ tık, sol tık. Tekerlek ayrıca basmalı ama sağ sola basma var mı? Yok gibi. Bu sadece buraya etkiliyor. Alıcısı burada. Bir alıcısına bakalım. Alıcısının arkasında arkadaşlar kaybolmasın diye bir Philips yazısı mevcut. Da güzel bir şey. Mouse'un şu arka kısmında da bir tane tuş var. Galiba DPI tuşu, şurası on off. DPI tuşunu arka ayağına atmışlar. Değişik bir şey. Evet, pilini gösterdiği üzere takıyorum arkadaşlar. Artı kısmı buraya gelecek. Beri tarafa. Taktık. On yaptık. Şu an açık ama büyük ihtimal uykuda olduğu için bunu da takmamız lazım. Şimdi bunu ses gelmiyor. Hani sessiz bir yapıya sahip, inşallah öyledir. Bozuk değildir. Telefonu getirip bir deneyelim arkadaşlar. Evet, telefonumuzu getirdik. Şimdi bağlayalım OTG usulüyle. Zaten çalışıyorsa, bizimkisi yoksa telefonda da çalışacaktır. Alıcısını taktık. Evet, şu an ekrana fare geldi. Şurada göründüğü üzere. Yantık çalışmıyor. Sağa sola gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yantık çalışmaz. Yantıkta da hani sağa sola yapılabilir. Yani şu an butonla çalışıyor. Sessiz bir butona sahip. Bu da güzel. Çalışınca yorulur. Şu tuşlar çalışıyor. Şöyle basınca ana menüye mi geldi? Az önce bir şeyler oldu ama. Yani herhangi bir tıklamada geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok fareyle ilgili. İyi de çalışıyor. DPI tuşları da buradaydı zaten. Burada çok belli olmaz ama biraz hızlandığını fark ettim. Biraz daha hızlandı. Şu en yavaşı bu. Evet. DPI buradan arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur. Hani hoş bir fare. Hani dizaynı da güzel. Biraz daha yere yakın. İşte yere yakın olandan korkacaksın derler. Görüşürüz.